Evet arkadaşlar, Atatürk İlkeler İnkılap Tarihi dersimizin 7. ünitesini bu hafta işleyeceğiz. 7. ünitemizde Türkiye'de ciddi bir sıkıntıların yaşandığı, hem ekonomik sıkıntıların hem siyasi sıkıntıların hem de ciddi anlamda bir terör sıkıntısının yaşandığı, terörün had safhaya çıktığı bir dönem oldu bu dönem. Avrupa Birliği ile ilişkiler, Amerika ile ilişkiler, değişen dengeler, Orta Doğu ile ilişkiler, Irak, İran'la ilişkiler, Suriye ile ilişkiler birçok şey yedi yerinden oynadı bu dönemde. Ve Türkiye bu dönemde siyasi krizler ve ekonomik krizler ve aynı zamanda da hükümet krizleriyle boğuşmak zorunda kaldı. Çok krizli bir dönemdi Türk siyasi hayatı ve Türkiye'nin tarihindeki. Biliyorsunuz 6. ünitede bahsetmiştik Turgut Özal dönemi. Turgut Özal çok güçlü bir siyasi figürdü. Bu güçlü siyasi figürün vefat etmesi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi büyük bir boşluk oluşturdu. Bu boşluğu doldurmak bu dönem için tabii önemli bir önemli olaydı. Yani hangi lider yerini alacaktı? Bu dönemde güçlü liderler olarak baktığımız zaman Süleyman Demirel'i görüyoruz. Yine Erdal İnönü'yü görüyoruz bu dönemde. Yine Mesut Yılmaz bir sonraki aşama. Tansu Çiller yine bir sonraki aşama. Bunlar da dönemin önemli figürleriydi. Tabii Anavatan Partisi'nin oylarını kaybetmesiyle birlikte önce yerel seçimlerde ardından genel seçimlerde Doğru Yol Partisi Süleyman Demirel'in önderliğindeki Doğru Yol Partisi ile Erdal İnönü'nün önderliğindeki Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin seçimlerden başarıyla çıkması birçok siyasi dengeyi bozdu. Tabii ki aynı zamanda bunlar her ne kadar siyasi başarıyla çıkmış olsalar da seçimlerden tek başlarına iktidar kurma şansına da sahip değillerdi. Dolayısıyla sandıktan koalisyon hükümetleri dönemi çıkmıştı bu seçimle birlikte. Yine bu seçimle birlikte bir Doğru Yol Partisi SHP koalisyonunun kurulması arayışlarına girildi ama yine de bir taraftan da belli bir çevrelerde Doğru Yol Partisi ile ANAP'ın merkez sağda bir yapı oluşturmaları gerektiği düşünülmüştü. Ancak Anavatan Partisi ikinci partiydi bu dönemde. Ancak süreç farklı işledi bu dönemde. Ve Özal'ın tabii ki şu an bir yıl 2000, 1992'de vefat ettiği şu yani bir yıl, ilk bir yılda tabii ki hayatta Turgut Özal. Yani kendi partisi hayattayken iktidardan indi. Oy kaybetti ve ikinci parti durumuna düştü. Mecburen birinci olan partinin başkanı Süleyman Demirel'e hükümeti kurma görevini verdi. Süleyman Demirel de hükümeti kurma ile ilgili olarak SHP ile yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile görüşmelere girişti. Yani Anavatan Partisi'nin yıprandığını düşünerek tekrar onunla bir iktidar kurmayı düşünmedi açıkçası. Ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti kurdu. Bu DYP-SHP koalisyonu Demirel'in 6. 5, 6, 7. Demirel hükümeti 1970'lerde saydığımızda 7. Demirel hükümeti olarak bilinir bu hükümet. Ve 2 yıl kadar bir süre görev yapıyor bu hükümet. Nereye kadar? İşte şeyin ölümüne kadar. Turgut Özal'ın ölümüne kadar. Turgut Özal'ın ölümünden sonra da Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığına geçecek.
Tansu Çiller'de Doğru Yol Partisi'nin başkanlığına geçmiş olacaktı. 1974 Kıbrıs Harekatı'nın yapıldığı dönemde sağdan ve soldan iki partinin iktidarı vardı. Hükümet kurmuşlardı. Bunu Ecevit'in partisi ve Necmettin Erbakan'ın partisi. 30 yıllık bir aradan sonra yine merkez sağda bir, yani sağdan bir parti de soldan bir parti hükümet kurmuş oldular. CHP, CHP hükümetiyle. Hükümet de Demirel Başbakan, Erdoğan'ın önünde başbakan yardımcısı oldu. Ve birçok noktada problem yaşanmasına rağmen, birçok noktada anlaşılamamasına rağmen ve Demirel ve İnönü'nün haricinde çatışmalar yaşanmasına rağmen bu iki liderin uzlaşmacı tavrı ve hükümeti devam ettirme tavrı bu hükümetin devam etmesine neden olmuştur. Yoksa işte dönemin Halk Demek Partisi'nin milletvekillerinin meclise sokulması, dış politikadaki farklı yaklaşımlar, ekonomideki farklı yanlış yaklaşımlar, o kadar çok problem vardı ki anlaşılamamak üzerine. Dolayısıyla bu iki liderin kendi gruplarını sağlam bir şekilde tutmaları hükümetin birden dağılmasını engelledi ve en azından 2-3 yıl hükümetin devam etmesini sağladı. Bu sırada 12 Eylül darbesiyle birlikte yasaklı duruma düşen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ya da yasaklanan partilerden birisi olan Cumhuriyet Halk Partisi tekrar açılması gündeme gelmiş ve açıldığında da Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmuştu. Dolayısıyla solda hem CHP hem de SHP olarak iki unsur, siyasi unsur yer almıştı. Bu arada terör olayları tırmanmaya başlamış. Amerika'nın çekiç güç denilen yapısı Doğu Güneydoğu'da farklı işlemlerde bulunmuşlar. Türkiye bunu tespit etmiş. Özellikle Eşref Bitlis Cumhurbaşkanı'ndan konuya müdahil olmasını isteyen mektuplar yazmış. Ve en sonunda Eşref Bitlis uçağı bir gün Doğu'ya gittiği sırada kaza yapmış ve burada şehit olmuş. Ancak Eşref Bitlis ve buna benzer kişiler Amerika'nın güdümündeki çekiç kuvvetin Türk topraklarında farklı emellerle farklı işler yaptıklarını açıklamışlardır bu tarihlerde. Bu 1992 yılının Aralık ayında Kuzey Irak'a gitmek üzere havalanmıştı Eşref Bitlis'in uçağı. Pardon, daha önce de taciz edilmiş ve İncirlik hava üssünden kalkan ABD uçakları tarafından durdurulmuştu. Öne kesilmişti. Dolayısıyla burada bir zaten mobbing vardı, baskı vardı bu şeyde. Ancak 17 Şubat 1993'te Diyarbakır'a gidecek olan uçağı da yine kar ve hava muhalefeti nedeniyle arıza yaptı ve arıza nedeniyle de düştüğü raporları oluşturuldu. Ve böylelikle Doğu ile ilgili, Doğu sorunu ile ilgili önemli raporlar vermiş olan kişi de şehit olmuş oldu. Eşref Bitlis. Bu sırada yine Türkiye'de farklı şeyler de olmaya başlamıştı. İşte suikastler, cinayetler, işte bazı öğretim üyelerinin öldürülmesi, gazetecilerin öldürülmesi gibi çok sayıda vaka da yaşanmaya başlamıştı. Yine bunlardan bir tanesi 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Dernekleri için Sivas'ta olaylar çıkmış. Bu olaylarda tarihe Madımak Oteli olayı olarak geçen
bir olayda 36 kişi hayatını kaybetmişti. Bu da Türk tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli toplumsal olaylardan birisi olmuştur. Birinci DYP, SYP hükümeti dönemi dediğimiz, yani 1994 yılına kadar olan dönemde politikalar, ekonomik sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, birçok sıkıntı iktidara oy kaybettiriyordu. Bu oy kaybını en çok da SHP yaşıyordu. Yani Sosyal Demokrat Alçı Parti yaşıyordu. Ve 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Türk siyasi hayatına bir parti daha girdi. Büyük bir başarı elde ederek girdi. Refah Partisi. Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul Büyükşehir, İstanbul'un da belediyesi de yine bu Refah Partisi, Necmettin Erbakan'ın önderindeki Refah Partisi kazandı ve Türkiye'nin şu andaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş ve siyasi hayatı bu haliyle de farklı bir boyuta geçmiş oldu. Bu dönemde Türk dış politikasının en önemli şeylerinden birisi Körfez Savaşı'nın yaşanıyor olmasıydı. Yani 1991 yılına itibaren Amerikalıların Saddam Hüseyin'in kuvvete girmesini bahane ederek ve Irak'ta kimyasal silah, yani nükleer silah olduğunu bahane ederek bu bölgeleri tamamen yok ettiği bir dönemdi. Körfez Savaşı dönemi. 1990 yılında Irak'ın kuvvet işgal etmesi başladı. Kız ABD'nin bu bölgeleri önce bombalaması, ardından bu bölgelere girmesi ve bütün bu olan bitenlerin de televizyonlardan sanki bir film gibi izlenmiş olması tarihe Körfez Savaşı'nın canlı olarak televizyonlarda canlı yayınlanan ilk savaş olarak geçmesini sağlamıştır. Yani canlı olarak yayınlanmış bir savaş. Dünya tarihindeki ilktir. Tabii Körfez Savaşı'nda yaşananlar, Türkiye'nin böyle savaşa dahil edilmeye çalışılması ya da Türkiye'nin kullanılmaya çalışılması. Çünkü İncirlik Üssü aynı zamanda Amerikan üssü ve Amerikalılar burayı kullanmak istiyorlar. Ve Türkiye'yi de kendi politikaları doğrultusunda hareket etmesini istiyorlar. Bu sırada yine Balkanlarda, Kafkaslarda problemler yaşanıyor. Kafkaslarda bir gruplar oluşmuştu. Bu gruplar problemler yaşıyor. Özellikle Rusya'nın dağılmasıyla birlikte işte Yugoslavya, Sovyetler, Abazya, Karabağ, Bosna, Filistin, İsrail, her taraf kriz içindeydi. Yani Balkanlarda kriz vardı, Kafkasya'da kriz vardı, Orta Doğu'da kriz vardı. Ve buraların hepsinde bir şekilde Birleşmiş Milletler barış gücü adı altında barış güçleri gidiyordu bu bölgelere ve Amerika bir şekilde bu bölgelere fiili müdahalelerde bulunuyordu. Ancak tabii bölgelerin düzelmesi de çok mümkün görünmüyordu. Bu birinci DYP-SHP döneminin ekonomik yapısına baktığımız zaman burada da bir çatışmanın yaşandığını görüyoruz. Çünkü Doğru Yol Partisi daha liberal, daha açık ekonomiye sahip, daha kapitalist argümanları kullanıyor. SHP ise, yani Sosyal Demokrat Parti ise daha az kapitalist, daha az esnek ve daha katı bir ekonomik politikasına sahipti. Ve bu ikisini birleştirmek, ikisini uyumsuzlaştırmak, ikisini uyumlaştırmak daha doğrusu çok zor.
Yine bu dönemde izlenen liberal politikalar, ekonomi de ona göre bir şimdi ekonomik bakış, farklı bakışlar, siyasi farklı bakışlar ara ara çatışma ortamını oluştursa da koalisyon içinde bu iki liderin bu çatışmaları bastırma noktasındaki maharetleri oldukça iyiydi. yine bu dönemde 1980 darbesinden sonra yakıldığı söylenen Kemal Tahir'in yorgan saray, yorgun savaşçı romanından uyarlanan bir filmin yakıldığı söylenmişti. Ancak 1993 yılında MIT'te bir nüshasının olduğu anlaşıldı ve TRT'de bu film yayınlandı yaklaşık 10 yıl sonra. Bu açıdan da önemli bir bu ses muhtemelen size de geliyordur. Bunu bir kapatayım ben. İşte pardon. Tabii koalisyon uyumlu giderken Turgut Özal ölümüyle birlikte her şey değişti, karıştı ve Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olmak istedi ve 16 Mayıs 1993'te yapılan seçimle birlikte işte Süleyman Demirel Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı oldu. 9. Cumhurbaşkanı oldu. Bununla birlikte Süleyman şey de Erdal İnönü de başbakanlığa vekalet etmiş oldu. Ama sonuç itibariyle hükümetin yeniden kurulup tekrar güven oyu alması gerekiyor. Bu halde Doğru Partisi yapılan bir kongrede Tansu Çiller partinin genel başkanlığına seçildi ve dolayısıyla hem Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olmuş oldu hem de bir kadın parti lideri olmuş oldu. Bu da Türk siyasi hayatından önemli bir durumdur. Tansu Çiller de Demirel gibi Erdal İnönü ile Sosyal Demokrat Halkçı Partisi lideri Erdal İnönü ile bir protokol imzaladı ve bu protokole göre de devleti yönetmeye başladılar ve bu da 50. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti anlamına gelmiştir. Bu tarihte itibariyle ikinci İnönü, ikinci DYP-SYP koalisyonu 25 Haziran 1993 tarihleri 5 Ekim 1995 tarihleri arasında görev yapmıştı. Yaklaşık bu da 2 yıla yakın bir süre görev yaptı. Erdal İnönü çok fazla siyasetin içinde kalmak istemeyen birisiydi ve bir süre sonra siyaseti bırakacağını ve istifa edeceğini duyurmuş. Ve yapılan kongrede istifa bırakmış siyaseti. Yerine o dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Murat Karayalçın partinin başına getirilmişti. Ardından da Sosyal Demokrat Halkçı Parti kendini feshetmiş ve ana akım olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma kararı almıştı. Bu sırada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak da Hikmet Çetin seçilmişti. Tabii bu şey olunca hükümet yeniden kurulması gerekiyordu ve hükümetin yeni kurulması ilgili Tansu Çiller ve Deniz Baykal görüşmeleri oldu.
Ve en sonunda belli bir süre gidemeyince de mevcut hükümette bazı şeyler istifasını verdi. Yeni bir hükümetin kurulmasının önü açılmış oldu. İkinci DYP-SYP hükümeti döneminde arkadaşlar dış politikada çok ciddi gelişmeler yaşandı. Yani bu dönemde yıllarca Türkiye-İsrail ilişkilerini belirleyici unsuru olan, günümüzde de aynı belirleyici unsuru olan Filistin konusu. İsrail ve Filistinlilerin Oslo'da yaptığı görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya varmaları Türkiye-İsrail ilişkilerini de yumuşatmıştı. Yani yumuşamasına neden oldu. Çünkü bu ikili diyalog o dönemde Amerikan Devlet Başkanlığı'nın yönetiminde yapılan Oslo görüşmeleri ve yapılan anlaşmalar ortamı ılıman hale getirmiş. Türkiye de bu ılıman halden faydalanarak İsrail ile ilişkileri düzeltti. Bu sırada Türkiye'ye ilk defa bir İsrail Cumhurbaşkanı ziyaret etti. Weizmann adında bir Cumhurbaşkanı ziyaret etti. Türkiye'de ilk defa bir başbakan Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye'den bir başbakan İsrail'e gitti. Yani Tahsin Çiller. Bunlar hepsi ilk olan şeyler. Ardından Hikmet Çetin, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin de İsrail'e gitti. Bunlar üst düzeyde yapılan üst düzey görüşmelerdi bu bölgelerde. Uzun süredir de yapılmayan görüşmelerdi. Orta Doğu'da özellikle İsrail-Türkiye ilişkileri gelişirken Avrupa Birliği ile ilişkilerde de ve Avrupa ile ilişkilerde de bazı problemler vardı. İkinci DYP-SYP koalisyon döneminde 6 Mart 1995 yılında Avrupa ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma Türkler aleyhine bir anlaşmaydı aslında. Bugün gün geçtikçe bu aleyhte olan anlaşma, yani o gün sanki lehteymiş gibi görünüyordu ama gün geçtikçe ekonomik olarak zarara olan bir anlaşma, gümrük birliği anlaşması ve bugün ara ara bu anlaşmanın gözden geçirilip geçirilmeyeceği de tartışılıyor açıkçası. Diye bir sorun ise Yunanlılarla yaşanan bir sorun. Yunanlılarla zaten Ege'de, yani Adalar Denizi'nde ciddi sorunlar yaşanıyor. Yunanlılar çünkü burada 12 mile çıkarmak istiyorlar. Kıta deniz ağırlığını. Önce de facto olarak 6 mile çıkarılmış 3 milden ardından 12 mile çıkarılması ne demek? Neredeyse Türk donanmasının ya da Türk denizcilerin ya da Türk balıkçılarının Ege'den açık denizlerden çıkamaması anlamına geliyor. Yani Yunanlıların iznine tabi olması anlamına geliyor. Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. İşte bu önemden dolayı da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yunanistan'ın 12 mile kıta sahanın 12 mile çıkarması halinde meclise savaş çıkarma yetkisi de dahil. Çok büyük yetkiler verildi. Yani hükümete savaşma yetkisini de içeren geniş yetkiler çerçevesi içinde yetkiler verildi Büyük Millet Meclisi'ne. Bu olağanüstü bir durumdu. Çünkü böyle bir yetki bir daha asla verilmedi. Yani bir savaş ilanı da dahil. Her şey dahil. Yavaş yavaş DYP, CHP arasında problemler gün yüzüne çıkmaya başladı ve kısa süre içinde CHP'nin
yaşanan problemler, ortaya çıkan problemler Tansu Çiller'in istifa etmesine neden oldu ve bu hükümet, yani DYP, CHP, koalisyon hükümeti bu dönemdeki siyasi konusu yani şöyle diyeyim buna. En kısa süreli görev yapan, aslında CHP'den çok farklı olmayan ama belki kişisel tercihlerin belirlediği bir ortamda en kısa süren bir hükümetti bu hükümet. Daha çok burada ne demiştik? Demirel ve Eda İnönü'nün kişisel uzlaşma kabiliyetleri ve kişisel uzlaşma becerileri sayesinde ne kadar kavga, gürültü şeyi sebebi olursa olsun, kriz sebebi olursa olsun, grupları iyi kontrolü sayesinde yürüyordu siyaset ve hükümet yürüyordu. Ama Tansu Çiller ve Deniz Baykal'ın kişisel duruşları biraz daha farklıydı. Daha gençlerdi. Daha farklı şeyler düşünüyorlardı. Sonra da Türkiye'de yine cinayetler oluşmaya başlamış. İş adamları öldürülmeye başlanmıştı. Türkiye'nin önemli iş adamlarından birisi de Sabancı Kuleleri'nde Özdemir Sabancı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Deniz Baykal hükümette başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanıydı. Ve bu bakanlığı sırasında İsrail'le askeri eğitim anlaşması yapmıştı. Deniz Baykal'ın İsrail'le askeri alanında imzaladığı anlaşmalardan bir tanesiydi. Yine bu dönemde DYP ve CHP döneminde özellikle bir kayalık haline gelen, kayalık içerisinde insan yaşamayan ama bir güç gösterisi ve bir şey ispat anlamına gelen bir sorun, bir Kardak kayalıkları sorunu yaşandı ve Kardak kayalıkları Türkiye ve Yunanistan'ı büyük bir savaşla karşı karşıya getirmiş çok önemli bir karardı. Ama Kardak kayalıkları bugün yine Kardak'ta da olsa kriz bugün yine öyle duruyor. Savaş riski her zaman Ege'de savaş riski vardır ama kriz çok fazla büyümeden o zamanlar atlatılmış, savaş ortamından kaldırılmış bir durum. Dolayısıyla bu yıllar yani ikinci dönemin en önemli konulardan bir tanesi de Kardak kriziydi. Çünkü Türkiye Yunanistan'ı savaşın ucuna getirmişti. 1995 seçimlerinde 1995'te yapılan seçimlerde bu sefer çok sürpriz bir şey oldu ve Refah Partisi birinci parti oldu. Ana birinci, DYP üçüncü, DSP ve CHP ise dördüncü ve beşinci parti oldu. Yani dördüncü DSP, beşinci. Bu Türk siyasi hayatı için oldukça ilginç bir çerçevede. Yani dengeler çok değişmişti. Şimdi yeniden bir koalisyon hesapları yapılıyor. Kim kimle koalisyon yapılacak? Çünkü bu sefer Tansu Çiller değil, Mesut Yılmaz değil, bambaşka bir figür olan Necmettin Erbakan hükümeti kurmakla görevlendirilecekti. Çünkü birinci parti onun partisi. Şimdi 1995 seçimlerinde
bir durum oluştu. Yani Anavatan Partisi'nin, Doğru Yol Partisi'nin bir iktidar kurmasını gerektiriyor. Ancak bu iki parti bir de gelişmeler, işte milletvekili kaçırmaları falan bunlar yapılmayacak. Milletvekili değişimleri, geçişkenlikleri engellenecek. İşte başbakan kim olacak? Başbakan yardımcısı kim olacak? Kim kaç dönem yaşayacak? Atamalar nasıl olacak? Birçok konu böyle gündeme gelmiş. Bu konuların sonucunda Doğru Yol'la Anavatan Partisi bir mutabakata varmıştı. Niye Doğru Yol'la Anavatan Partisi, Refah Partisi varken? Çünkü belirli güçler merkez sağda bir parti istiyorlar ve Refah Partisi çok fazla işi içine karıştırmak istemiyorlar. Ancak merkez sağın iki partisi o kadar çok birbirine hakaret tabiz, işte birbirine siyasi olarak ayağına basma gibi birçok şey problem var iki parti arasında. Bu iki partinin bu uyuşması açıkçası yaşandı. Yani doku uyuşması. Her ne kadar protokoller imzalansa da, anlaşmalar yapılsa da işte Doğru Yol Partisi ilk dönem başbakan olacak, ardından Anavatan Partisi'ne geçecek bu falan ama protokol imzalandı. Mecliste güven oyu yapıldı. Güven oylanması sonucunda 257 kabul oyu çıktı. Ve her şeyi idare ediyorken ya da bir sisteme girecekken Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan bu oylamanın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle şeyi iptal etti. Yani başvurdu. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Çünkü 273 milletvekili gerekiyordu Refah Partisi'ne göre. Ve Anayasa Mahkemesi'ne gitti konu. Anayasa Mahkemesi yaptığı oturum görüşmelerle evet bunu haklı buldu. Ve Refah Partisi Mesut Yılmaz Ege'ye tekrar bir gel soru vermek üzereyken bu ana yol dediğimiz ana yol yani ana vatana doğru yol parti istifa etti. Dolayısıyla problemi ortadan kalkmış oldu. Tam da bu sırada Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a hükümeti kurma görevi verildi. Erbakan da Tansu Çiller'le görüştü ve Tansu Çiller'le hükümeti kurma düşüncesi olduğunu söyledi. Yani nasıl olacaktı bu? Bir muhafazakar parti, bir merkez sağ parti, bir Türkiye'nin kadın başbakanı nasıl yapacaklardı? İşte Necmettin Erbakan başbakan, Tansu Çiller başbakan yardımcısı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı olacaktı. Ve gerçekten koalisyon kuruldu. 1996'da da güven oyu aldı. Ve hükümetin önünde Türkiye'nin birikmiş bir sürü ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, dünya hakkında sorunu var. Ve bu soruların hepsini bu yeni kurulan hükümetin göğüslemesi gerekiyordu. Şimdi Erbakan'la ilgili de kamuoyunda oluşturulan kamuoyunda partinin kimliğinin muhafazakar olması, bazı cumhuriyet değerlerinin çatışması gibi hususlar devamlı bir şekilde dillendirilmeye başladı. Bu da partiyi ara ara zora sokuyordu. Yani Refah Partisi zora sokuyordu. Ancak Doğru Yol Partisi ile yapılan bu şey ittifak olarak, siyasi olarak iyi yönde bir seyir sağlıyor. Ancak tabii bu sırada yine
12 Eylül sonrasında ekonomik olarak yani şöyle diyelim, bir kimlik sorunu. Yani yıllarca kendilerini sistemin dışına itilmiş, sistemin dışında tutulmuş ya da kendilerini öyle tanımlamışlar. Yani ya birileri tutmuş, buna İslamcı, ümmetçi ya da neyse. Bunları ya sistemin dışında tutmuş ya da bunlar kendilerini sistemin dışında tutmuşlar. Kendilerine ait hissetmemişler. Devletin bu yönünü ya da demokrasinin bu yönünü ya da seçimlerin bu yönünü ne denirse. Ve bu seçim yani 95 seçimlerine birlikte bu kesim devletin tamamen içine girmiş, devleti yönetmeye talip olmuş ve dolayısıyla o küçük grup, o basit grup, o dışlanmış hissedilen grup bizatihi devleti yönetmeye talip olmuş ve devleti yöneten grup haline gelmişti. Bu açıdan hiç bakılmıyor. Bir diğer durumsa iktidara karşı geliştirilen bir anti durum, yani istemezlik durum ya da istemiyoruz durumuydu. Bununla ilgili gösteriler yapıldı. Haberler, gazeteler, televizyonlar yoğun bir propaganda faaliyetine girdiler. Ve bazı olaylar da yaşadıktan sonra 28 Şubat, postmodern darbe diye tanımlanan 28 Şubat askeri müdahalesi yaşandı. 28 Şubat askeri müdahalesi bir dizayn, bir düzenleme, bir işte kendine getirme hareketi ya da müdahalesi olarak hep görüldü. Bir taraftan da bazıları için de temel hak ve özgürlüklere ve dini inançlara ve laikliğe aykırı hareket edildiği, dolayısıyla bunların da yaşama hakkı olduğu yönünde bir düşünce oluştu. Diğer tarafta yine laiklik üzerinden yürüyüp yine laiklik üzerinden tartışıyordu. Türkiye'de bu laiklik üzerinden tartışma maalesef hiç bitmiyor ama herkesin kendi laikliği var. Onun için herkes kendi laiklik üzerinden tartıştığı için de bir sonuç elde edilemiyor arkadaşlar. Ve bu dönemde 28 Şubat sürecinden sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarıyla beraber hükümet düşmüş. Yeni hükümetler kurulmuştu. İşte Mesyon Bozuk, yeni hükümet, yeni bir siyaset, yeni bir azınlık hükümetleri, yeni koalisyonlar, yeni karmaşalar, birçok şeyin, karmaşanın ve belirsizliğin 2001 yılındaki belirsizliğe kadar süren bir karmaşa bu darbe yani 28 Şubat 1992 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararını takip etmek. Uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Çünkü orada herkese ödev verilmişti. Yani İçişleri Bakanlığı ödevleri, Dışişleri Bakanlığı ödevi, Milli Eğitim Bakanlığı ödevi, Turizm Bakanlığı ödevi, herkesin bir ödevi var. Çünkü herkesin koruması, kollaması gereken, uygulaması gereken şeyler vardı. İşte üniversiteye girişler, çıkışlar falan. Ve bunların hepsi bugün bugün çok gündemimizde olmayan kamusal alan gibi, yani nedir kamusal alan? Devlet daireleri işte bir kıyafet konusu gündeme geldi. Yıllarca tartışıldı. Ve bölünmelerin neden olduğu yine üniversitelerde ikna odaları adı altında odalar açıldı.
oralarda ikna edilmeye çalışıldı güya. Böyle karışık, karmaşık, kimin çok ne yaptığı belli olmayan bir bunalımlı dönemdi bu dönem. 28 Şubat süreci dönemi. Tabii birçok okulda eğitim öğretim faaliyetine katılamayan insanlar oldular. Oldu. Problemler yaşandı. Ciddi anlamda onları da unutmamak lazım. Yine bu dönemde zorlamayla ya da siyaset dışı etkilerle hükümet kurma çalışmaları, yani nasıl bir hükümet kurma çalışması, Refah Partisi'nin olmadığı bir hükümet kurma çalışması. Bu nasıl oluyor bu hükümet o zaman? Refah Partisi olmayacak, Doğru Yol Partisi ve Anadolu Partisi oluşan bir yapı oluşacak. Bunlar zaten anlaşamıyorlardı. Anlaşamayınca kuramadılar. Ve sonuçta azınlık hükümetleri dediğimiz hükümet sistemleri içinde dışarıdan desteklenen, yani güven oyunu ancak başka partilerin de destekleriyle alabilen hükümetler var. Yani işte ana yol B, ana sol D, yani doğru yolda refahı kenara itip ana vatan, demokratik sol parti içine alan bir yapı oluşturulması ve bu yapının da başına Cumhurbaşkanı olarak Bülent Ecevit'in getirilmesi sağlandı. Dolayısıyla sol ve sağ iki parti uzlaştı. Anadolu'da bir iki vardı. Bu ana sol de yola gidiyor. 28 Şubat'ın derin izlerinin takibi ya da 28 Şubat sürecinin derin etkisini görüldü hükümetlerde. Uygulamalar, bakanlıklar uygulamaları, milliyetin uygulamaları, üniversiteler uygulamaları, birçok uygulama bu alınan milli güvenlik kurulu aldığı kararları tamamen uygulamaya yönelikti ve bu uygulamalarda ciddi problemler yaşıyordu. Yani şöyle diyelim, alınan kararlar sert uygulamalar. Bir taraftan Yargıtay, bir taraftan Anayasa Mahkemesi, bir taraftan diğer mahkemeler, basın özellikle, hepsi çok yoğun bir şekilde bir program üzerinde yoğunlaşmışlardı. Bu dönemde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olan Ural Savaş, Refah Partisi ile ilgili bir dava açtı. Yani nedir bu dava? İşte laikliğe aykırı fiillerin odağı olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya teşebbüs etmek gibi şeylerden oluşan birçok şey. Ancak Refah Partisi kapatılmadan önce hemen ismi değiştirilmiş, Fazilet Partisi olmuş. Ve Fazilet Partisi isimlerinde şeyden de kurulmuşlar. Yani Atatürk davasından Atatürk karşıtlığı ve laiklik karşıtlığı davalarında da sıyrılanmış oluyordu böylelikle. Çünkü Refah Partisi'ne açılmıştı kapatma davası var ama yine bu tartışmalar Fazilet Partisi üzerinden de yürüdü. Bu tartışmalar, kavga, gürültü ortamında 1999 yılında bu arada terör örgütü PKK elebaşısına yakalanmıştı. Türkiye'ye teslim edilmişti. Ve bunun da rüzgarıyla bir seçim sonucunda çok ciddi anlamda bir oy alınarak yeni hükümet kurulmuş oldu. Yeni hükümet Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anadolu Partisi'nde oluşan 4
aktörlü bir siyasi iktidardı. Dediğim gibi başını da ele geçirmesi, Türkiye tespitlenmesi ve karmaşık bir yapıdan çıkış için umut görülmesi bu hükümete kısmen bir prim vermiş oldu ve bu hükümetin özellikle MHP kanadının 21. asrın Türk asrı olmasız olduğu yönündeki söylemleri ciddi anlamda bu hükümet döneminde bazı faaliyetlere de yansıtıldı. Mesela bunlardan bir tanesi global bir aktörün ortaya çıkışı başlıklı bir kitaptı bu kitap. Bu kitap Türkiye'nin Türkistan'da, Orta Doğu, Kafkasya ve Balkan coğrafyalarında, Türk kültür coğrafyalarında ve Türk dünyasında etkin olarak rol alabileceği, alması gerektiği ve bu rolle ilgili de tarihi bir sorumluluğun olduğuyla yönelik bir zihniyetle ya da öyle bir amaçla oluşturulmuş bir kitaptı ya da bakıştı bu bakış. Dolayısıyla 21. yüzyıl Türk asrı olması hikayesi günümüzde de geçerlidir. Ve 21. asrın çok daha başındayız ve olma ihtimali de yüksek. Yine bu dönemde tüm Amerika, Orta Doğu, Türkiye ilişkilerini çok derinden ilgilendiren bir olay yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül olayları. 11 Eylül olaylarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde Orta Doğu'yu, Doğu'da her tarafı ateş çemberine çevirdi, her tarafa müdahale etti. Ve Orta Doğu belirsizlik, istikrarsızlık üzerine yoğun bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Dolayısıyla 11 Eylül aslında 11 Eylül Amerika için mi milat, Orta Doğu için mi milat bu konu tartışılır. Yine bu dönemde Türkiye medeniyetler çatışması yerine bir medeniyetler buluşması. Çünkü Batı'nın hep böyle bir medeniyetler çatışması ile ilgili bir bilinci var, bir düşüncesi var. Yani illa çatıştıracaklar ya yani şey iki taraf yani İslam ve Hristiyan toplumlarının çatıştırılması gibi bir durum var. Yine bu dönemde bunu engelleyecek olarak Avrupa Birliği ve İslam Birliği örgütüyle birlikte bir toplantı yapıldı ve burada medeniyetlerin buluşması, medeniyetlerin birleştirilmesi gibi konular ele alındı. Buna öncülük yapıldı. Yine bu hükümet döneminde AGİT zirvesi İstanbul'da toplandı. Yine Bakü-Tiflis-Ceyhan-Boru hattı anlaşması imzalandı. Kafkasya İstikrar Paktı imzalandı ki Kafkasya İstikrarı çok önemli. Açısından bölge için de çok önemli açıkçası. Çünkü Kafkasya'daki istikrarsızlık bugün de gördüğümüz gibi bütün bölgeyi derinden engelliyor. Mesela bu istikrarsızlıklardan birisi de Karabağ'ydı. Karabağ büyük ölçekte Azerbaycan'ın tekrar işgal edilen toprakları geri almasıyla en azından o bölge bir istikrara kavuşturulmuş oldu. Bu şekilde bir istikrarsızlık noktalarının teker teker azaltılması gerekiyor. Bir huzur bir şey oluşması için. Diğer bir konu Helsinki zirvesinde Türkiye'nin adaylığına ilk defa yeşil ışık yakıldı. Ve Türkiye dünya ekonomisinde gelişmekte olan ülkelerin ilk 20'si anlamına gelen G20 içine dahil edildi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'de Cumhurbaşkanı oldu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı. Sezer'in dış politikadaki ilk şeyi Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'la görüşmek oldu. Yani onun cenazesine katılmak oldu. Suriye ziyaretinde.
Suriye ile ilişkiler normalleşmeye başladı. İran'la da normalleşmeye başladı ilişkiler. Ama Suriye, İran, Irak'la Türkiye'nin ilişkilerinin her zaman için bir kırılganlığı vardı. Özellikle bu sınır aşan sular, Fırat Dişli'nin ve Asi Nehri'nin suları konusu hep bu devletlerle bir problem vesilesi oluyor. Onlar hepsini istiyorlar. Ne varsa istiyorlar. Türkiye'de uluslararası anlaşmalardan kaynaklı miktar göndermeyi daha çok benimsiyor. Dolayısıyla eğer onlara kalırsak biz Güneydoğu'da hiçbir şekilde sulama yapamayacağız. Baraj yapacağız. Birçok noktada problemler yaşayabileceğiz. Ondan suyun hepsini gönderelim noktasındalar ama öyle bir şey mümkün değil. Yine İsrail'le ilişkiler ile Filistin'den dolayı gerilmeye başlandı. Özellikle Ecevit'in İsrail'i Filistinlilere yönelik soykırım uygulamakla suçlaması Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri tekrar gergin bir hale getirdi. Ve o gerginlik uzun bir süre devam etti. Ta ki son 1-2 yıla kadar, belki 1 yıla kadar o gerginliği Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanmış oldu. O gerginlik. Evet arkadaşlar, bu 7. ünitemizi de böylelikle bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta 8. üniteyi işleyeceğiz ve 8. ünitemizi birlikte inşallah konumuzu, dersimizi bitirmiş olacağız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın, haftaya görüşürüz.